Merhaba değerli izleyenler, faydalı videolara hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz yavru balıklarımız Yunus ciklet yavruları. 212 adet saydık biraz önce bilgisayar ortamında bunları. Bunlar yavru akvaryumumuzdaydı. Yavru akvaryumunu belirli aralıklarla ortalama olarak ben 4 günde bir hemen hemen suyunu değiştiriyorum. Elimde bulunan su içerisindeki klor miktarı çok az olduğu için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Sizler bu şekilde yapmayın. Akvaryum suyunu değiştireceğiniz zaman üçte birini değiştirmeniz kafi olacaktır. Bu balıklarımız 1,5 haftalık gibiler. 1,5-2 hafta civarı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an bakın biraz daha yakından almaya çalışacağım. Alabilirsem eğer. Şöyle. İşte. Bunlar Yunus yavrularımız 1,5 santim civarındalar. Ya yani 1 santim de diyebiliriz buna. Yavru akvaryumunda dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de yavru balığa genelde akvaristler veyahut da yavru balık bakan kişiler, hobiciler fazla yem verirler. Balık yemez de aç kalır, ölür diye genelde bir korku vardır. Haliyle akvaryumlarda normal diğer akvaryumlarından yavru akvaryumları daha çabuk hızlı kirlenirler. Hızlı kirlendikleri için akvaryumlar belli bir müddet sonra belirli aralıklarla akvaryum eğer temizlenmezse akvaryumda balık ölümleri meydana gelecektir. Bu balıkların ölümlerinin önüne geçmek için en doğru uygulama bana göre edinmiş olduğum tecrübelerimden dolayı bu bilgiyi aktarmak istiyorum. 4 günde bir, 5 günde bir eğer akvaryum, yavru akvaryumunuzun hacmi küçükse mesela 100 litre ve altıysa 4 günde bir, 5 günde bir suyun üçte birini değiştirerek balıkların gelişimi açısından balıklara katkıda bulunabilirsiniz. Balıklar daha hızlı gelişirler. Taze su ilave ettiğiniz zaman hem akvaryum içerisindeki fazla kalan yemlerin balıkları zehirlemesine engel olmuş olursunuz. Bu bakımdan su değişikliği, sık sık su değişikliği küçük yavru akvaryumlarında bence doğru bir uygulamadır diye düşünüyorum. Ki şahsen ben bu şekilde yapıyorum ve yavrularım, bu yavrular daha hızlı büyüyorlar. Gelişimleri daha iyi oluyor. Bu tecrübelerle sabittir. Tabii her yiğidin bir ort yiyişi vardır derler. Herkesin yani uygulama şekli farklı olabilir. Ben bu şekilde bakıyorum. Eğer sizler de bu şekilde uygulamak isterseniz bunu bir deneyin, faydalarını göreceksiniz. Evet, şimdi balıklarımızı bakın kovanın içerisindeler balıklarımız. Balıklarımızı şimdi yavru akvaryumlarına tekrar bırakacağız. Bırakırken de videosunu çekelim. Akvaryumda gayet güzel oldu, temiz oldu. Şimdi hemen akvaryuma doğru gidelim. İşte akvaryumumuz yine görmüş olduğunuz gibi bu. İçerisini güzelce temizledik. Şimdi birlikte bunu bırakacağız. Bırakalım diyeceğim de bu kovadan balıkları başka bir kovaya, küçük bir kaba aktarayım ki akvaryumun eni biraz küçük, kova içerisine sığmayabilir. Başka bir kaba aktarıp devam edelim. Evet, balıklarımızı küçük bir kaba aktardık. Şimdi birlikte balıklarımızı buraya bırakıyoruz. Biraz geriden çekeyim alabilirsem. Evet, şimdi balıkları işte görüyorsunuz. Bıraktık hepsini. Kabımızın içerisinde balık kalmadı. İşte gördüğünüz gibi yavrular gayet iyi durumdalar. Peyderpey büyüyorlar artık yavaş yavaş. Şuradan şöyle çekim alabilirsem eğer.
sorunu bir kapatalım. Bir dakikalığına balıklarımızın görüntülerini çekelim. İşte bakın. Evet, gerçekten muhteşem bir görüntü var şu an. Aynı zamanda karşı tarafta da yine böyle. Balıklarımız gayet sevinçli gibiler sanki. Evet, videolarımızı beğenerek bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.